Hizmet etme anlayışını sürdüreceğiz. Biz de
üzerimize düşen görevi yapacağız. Bugün burada esnaf ile yerel yönetimin el ele verdiği zaman ne büyük başarılara imza atacaklarını ortaya koyan somut bir örneği hep beraber yaşıyoruz. Belediye başkanımızla Çorum İTİK 19 iş yeri yapı kooperatifini el ele vermesiyle birinci etapı 162 kişiden oluşan bir esnaf yeri bitti. Şimdi de daha büyük bir projeyi 440 tane esnafımıza iş ve baş ocağı olacak merkezleri açmak üzere büyük bir projeyi birlikte hayata geçiriyorlar. Ben hem Çorum Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Ülke'ye hem de kooperatif başkanımıza ve onun şahsında bütün bu işe destek veren yönetime olmayı da üye olan diğer esnaflarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü birlikten dayanışmadan daha büyük güç doğar, daha büyük imkan doğar. Bugün bunun somut bir örneğini ortaya koymuş oluyoruz. Şimdi 440 tane iş yeri 2 yıl sonra burada faaliyete geçecek süreci başlatıyoruz. Ama 2 yıl sonra burada büyük bir faaliyet olacak ve Çorumlu'nun ekmeği daha da büyüyecektir. Bu değişim Çorum'un başka alanlardaki değişimini de hızlandıracak, değişimini de güçlendirecektir. Ondan eminim. Belediye başkanımızın esnafla el ele politika üretmesi ona güç katar. Ben buradan başkanımıza bu çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Neler oldu diye baktığımda aldığım bilgiler çerçevesinde tabii esnafla doğrudan ilgili olmayan hiçbir iş yok Çorum'da yapılan. Her iş onlarla bir şekilde irtibatlı işler. Ama otogalericiler sitesi, traktör galericileri, yine taksiciler ve minibüsçilerle ilgili plaka uygulaması ve Türkiye'ye model olarak genel merkezimizin gösterdiği yeni hal binası, terminal binasının yeni yapılması herhalde açılmadı daha ama açılışa hazır hale gelmiş olması ve bugün 440 iş yerinin temelini attığımız projenin birinci etabı olan 162 kişilik iş yeri projesinin faaliyete geçirilmiş olması ve benzeri pek çok çalışma belediye, esnaf el ele gerçekleştirilmiş başarılı çalışmalardan bir tanesi. Düzeni değiştirmek kolay değil. Çünkü alışkanlıkları bırakmak zor. Ama beraber olursak, el ele verirsek düzen de değişir. Alışkanlıklar da değişir. Yeni alışkanlıklar oluşur, yeni kültürler oluşur. Ve bunlar ilimizi, ülkemizi daha da ileri noktaya getirir. Belediye başkanımıza burada esnafla el ele olmasından ve esnafın sözüyle, esnafın eliyle, esnafın yüreğiyle yol almasından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere de başkanla el ele olduğunuz, birlikte Çorum'a hizmet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum, var olun diyorum. Çorum belediyecilik dönemi hizmetlerinde bu dönem daha büyük bir başarıyı sağlayacaktır. Çünkü belediye başkanımız milletvekili döneminden bir Ankara tecrübesi. Şimdi bir de çıraklık dönemini bitirdi. Bir de kalfalık dönemi, herhalde kalfalık döneminin farkı hizmetlere de yansıyacaktır. Ben ona yürekten inanıyorum. Ve Çorum'un Ankara'daki bütün yerel sorunlarının nasıl takip ettiğini hem bakanlığımız nezdinde hem diğer bakanlıklar nezdinde nasıl takip ettiğini yakından biliyorum. Sağlıklı bir şekilde inşaatın yürümesi, plan ve projenin vaktinde tamamlanması temel dileğimizdir. Bittikten sonra da burada iş yapacak esnafımız için hayırlı, bereketli, güzel işlerin merkezi olsun diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor, saygıyla Allah'a emanet ediyoruz.